Teşekkürler Ezgi. Sevgili konuklarınıza iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor şu anda Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş'ta oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Ben kameraman arkadaşımın önünden çekileyim. O antrenmanla ilgili görüntüleri aktarırken ben de takımla ilgili son bilgileri vereyim. Öncelikle sakatlığı bulunan iki isim, özellikle Beşiktaş maçında olup olmayacakları merakla beklenen iki oyuncu Trezeguet ve Nicola Pepe'nin şu an antrenmanda takımla birlikte çalıştığını söyleyelim. Dolayısıyla bu iki isimin de sakatlığıyla alakalı ciddi bir durum bulunmuyor ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi durumunda Beşiktaş karşısında forma giyebilecekler. Özellikle Trezeguet'in yokluğunda sol kanatta Fontas'ı değerlendiriyordu Abdullah Hoca ama çok yüksek ihtimalle Beşiktaş maçında tekrar kanatta Trezeguet'i göreceğiz gibi gözüküyor. Nicola Pepe de son Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı. O da sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaparak konuyla ilgili ağrılarım vardı, sağlık ekibi dinlendirmemi tercih etti ama her şey yolunda ifadesini kullanmıştı. O da bugün yine takımda ama iki isim antrenmanda yok. Joaquin Fernandez ve kaleci Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır özellikle antrenman başlamadan önce teknik direktör Abdullah Avcı ile sohbet ederek sahaya çıktı. Kendisiyle kısa bir görüşme yaptı saha içerisinde Abdullah Hoca. Daha sonra Uğurcan Çakır'ın tedavisinin salonda çalışma programının salonda devam etmesine karar verildi. Joaquin Fernandez'in de ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadığını belirtti. Trabzonspor 9 kez Türkiye Kupası'nın müzesine getirme başarısı gösterdi ve Perşembe günü bu sayıyı 10'a yükseltmek istiyor. Bordo Mavi takım çift hanelere yaklaşmak istiyor. Abdullah Hoca da Trabzonspor kariyerinde 2 Süper Kupa ve 1 şampiyonluk yaşadı ama Türkiye Kupası onun kariyerinde eksik olan tek parça şu an itibariyle. Onu da Perşembe günü tamamlamayı çok fazlasıyla istiyor. Tabii maça uzun bir süre var ama yine de bir muhtemel 11 verecek olursak kalede Uğurcan Çakır'ı göreceğiz çok yüksek ihtimalle. Savunmanın sahanda Meunier, stoperde Batista Mendy, Dansville ikilisini bekliyoruz. Sol bekte de Eren Elmalı ortalacak. Orta sahada yine Berat, Umut Güneş ikilisini birlikte göreceğiz Trabzonspor'da. Sağ tarafta Edin Vişya, ofansif orta sahada Bardi. Solda Trezeguet, ileride de Onaçun'un olacağı bir denklemle Trabzonspor'un sahaya çıkma ihtimali oldukça yüksek. Onaçun gerçekten Trabzonspor kariyerinde çok başarılı istatistiklere imza attı ve Trabzonspor'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Birçok Trabzonspor taraf özellikle sosyal medya üzerinden hem yönetime hem de oyuncuya mesajlar atarak bu birlikteliğin devam etmesi yönünde çağrıda bulunuyor. Ama Southampton kulübünün şu an itibariyle Onaçu için talep ettiği bonservis rakamı yaklaşık 15 milyon euro seviyelerinde. Kulüp başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bu rakamı açıklamıştı. Kiralık göndermeye de sıcak bakmıyorlar ancak bu transferden tamamıyla vazgeçmiş değil Trabzonspor kulübü. Özellikle Onaçu'nun burada Trabzon'da kalmayı isteğini pozitif yönde kullanarak bir avantaj elde etmeye çalışıyor. Onu da ifade edelim. Yine Trabzonspor'da Thomas Meunier'e Atletico Madrid'in ilgisi olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı ama Trabzonspor cephesi henüz kendilerine bu yönde gelen bir teklifin olmadığını vurguluyor. Oyuncu da özellikle yine sosyal medya hesaplarından Trabzon'da ne kadar mutlu olduğuna dair birçok paylaşımı da yapıyor. Trabzonspor yönetim kurulu bu sezon yüksek prim uygulamasından vazgeçmişti. Ekstra prim genel olarak vermiyordu ama çok yüksek ihtimalle Türkiye Kupası için bu değişecektir ve Türkiye Kupası'na çok daha farklı ve motivasyonla çıkacaktır diye düşünüyoruz. Trabzon'da gerçekten sıcak ve güneşli bir hava var. Takımın antrenmanının da ilk 30 dakikası basın mensuplarına çıktı. Biz buradan son gelişmeleri aktardık ama şimdi yeniden sözü sana bırakalım Ezgi.